Sevgili Ebru, biraz da işin fizyolojik tarafından almak istiyorum. Sağlıklı yaşamın bir takım şeyleri var. Endikasyonları var. İşte sağlıklı yemek gibi, su içmek gibi. Neler söyleyebiliriz buradaki dinleyicilerimize ve bunları iş yerinde nasıl uygulayabiliriz? Sağlıklı yaşam iş yerlerinde uygulanabilir mi? Kesinlikle uygulanabilir. Bu bir kere kişinin kendi sorumluluğunda. Muhakkak bir takım kurumlar artık Türkiye'de de var. Görüyoruz bunları. Farkındalık egzersizlerini yapılabilmek üzere veya çok daha sağlıklı menü oluşturmak üzere çalışanlarına özel opsiyonlar sunuyorlar. Sağlıklı yaşam için öncelikle gündelik rutinlerin dönüştürme gücünü kullanmaya başlamamız lazım. Evet, bunlar iş yerlerinde kesinlikle yapılabiliyor. Nedir bunlar? Birincisi, sevgili Neslihan Hanım'ın da anlattığı gibi stresimizi yönetmeyi bir öğrenmemiz lazım kurumlarda. Her birey kendi stres seviyesini yönetebilmeli. Çünkü Batı tıbbının tanımladığı 45 bin hastalık stresimizi yönetebildiğimiz kadar bizden uzak duruyor. Ve stresimizi yönetebildiğimiz kadar verimlilik ve yaratıcılık artışları oluyor. Hareket çok önemli. Bütün gün sedantif bir yaşam biçimi, ofiste oturmak yaratıcılığı öldürdüğü gibi aynı zamanda da fizyolojik bedenimizde kronik ağrılara zamanla sebep olmaya başlıyor. O yüzden ofis yogası birçok şirket uygulamaya başladı. Sevgili Neslihan, ofis yogasının zaten Türkiye'deki öncülerinden hepimiz biliyoruz. Onun dışında şöyle diyenler olabilir. Öğle yemeğinde benim işte bünye tipime çok uygun beslenme biçimini bulmakta zorlanıyorum. Ne yapabilirim? Bunun çok çözümü var. Mesela ben kendim şahsen ofise giderken gerçekten her gün hem kendime hem eşim için özel yaptığım sebze çorbalarını alıyorum. Gerçekten eğer bulamayacaksam. Yani sağlıklı yaşamak için illa birisinin gelip sihirli değnekle size dokunmasına gerek yok. Önce sizin kendi sorumluluğunuzu almanız lazım diyorum. Kaliteli uyku çok önemli. Eğer Ne kadar uyumalıyız? En önemlisi efendim. Ne kadar uyumalıyız günde? Ne kadar uyumalıyız? Yani kaç saat uyumalıyız? 6 ila 8 saat arasında herkesin, bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmalara göre herkesin minimumda bir 6 saate ihtiyacı var. Fakat çoğu kişinin de 8 saate ihtiyacı var. Genel olarak böyle. Ama bu arada Cenk şu çok önemli. Gece 1'de yatıp 9'da kalkıp ben 8 saat uyudum diyorsanız bu vücudun fizyolojinin kendini yenilemesi için yeterince zaman vermiş olmuyorsunuz. Çünkü insanoğlu sirkadiyen ritimlere uyumlu olarak yaşamak zorunda. Yani ne demek sirkadiyen ritimler biliyoruz. Güneş doğduğu zaman kalkıp battıktan sonra da çok uzatmadan yatağa 10 girip 10 gibi uyuyup 6 gibi kalkmak lazım anladığım kadarıyla. Evet, 10 gibi Anladım. bedenin kendini yenilemeye başladığı saat dilimlerinde diyecekler ki şimdi tavuklarla mı yatacağız? Zaten eve 9'da geliyorum. Olabilir ama bu şöyle gündelik rutinlerinizde her gece 1'de yatağa gidiyorsanız erken yaşlanma sürecinizi dolayısıyla kortizol seviyenizi sürekli bedende yüksek tuttuğunuz için şirketlerde verimlilik ve yaratıcılık düşüşleri yaşanması çok doğal. Peki, çok teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla masa başında saat başı birer dakika ayağa kalkmak bile sağlıklı yaşamda bayağı ciddi bir katkıda bulunuyor. Doğru muyum? Ya da düzgün oturmayı öğrenmek bile sırt ağrılarını gidermede çok çok şeyi var, etkisi Muhakkak var. yani düzgün omurga ya postür yani bu masaların altındaki ayak destek üniteleri inanılmaz uzun vadede omurga sağlığı için önemli bir şey. Eskiden ilkokullarda bilmiyorum benim zamanımda vardı hocaların masaların altında ahşaptan bir destek ünitesi vardı ve zannederdim ki yer çok soğuk. Ayaklarını onun üzerine koyuyorlar o yüzden. Değil. Meğer hepsi tamamen dik oturma konforlu bir oturma şekliyle Sen öyle ilgiliymiş. deyince Bu ben de ayak destek üniteleri mecburen ofiste çok önemli. diklendim.